Onur Bey. Ahmet Bey aslında bu akşam bence doğru bir noktada, bu, bu doğru bir zeminde bu işi tartışıyoruz. Bu gerçekten iç politika meselesi değil. Bu hepimizi ilgilendiren bir şey. Bu sadece iç siyaset malzemesi olarak kullanılacak bir şey değil. Kaldı ki bizim bu programa başlamamızdan önce de Sayın Bakan Yardımcısının açıklaması da çok değerliydi. Çünkü şunu görüyorum. Özellikle Ümit Özdağ'ın yaptığı açıklamalardan sonra işte suç duyurusunda bulunacağız, şunu yapacağız, bunu yapacağız. Ya onun yerine doğru bilgilendir. Adam bir şey söylüyor. Sen de aksini söyle ve devletin verileriyle bunu destekle. Kavga etmeye de gerek kalmaz o zaman. Sayın Bakan Yardımcısının bu akşam yaptığı şey çok olumluydu. Önce onunla bir başlamak isterim. İkincisi, şimdi aslında burada e, şunu konuşmak lazım. Geri göndermek zorundayız. Ancak bu geri göndermeyi yaparken insanlıktan çıkmayacağız. Bu kadar basit. Peki, herkesin aslında uzlaştığı, herkesin nokta, uzlaştığı nokta bu. Peki hangilerini geri göndereceğiz? 2012'den sonra yani Suriye iç savaşından sonra geri gelen herkesi buraya gelen herkesi geri göndermek zorundayız. İstisnası kim olabilir? Sadece vatandaşlık verip bu hakkı kazanmış olanlar tabii ki burada kalacak. Artık eğer illa ensar muhacir sohbeti yapacaksak onlar artık muhacirdir gerçekten ama kalanlar muhacir değil. Onların sayısı da zaten çok dolduruyor. çok cüzi. Çok evet, cüzi. 200 bin. Yani 200 bin. O 200 bin küsür olan şeyler 200 o insanlar onlar artık bizim vatandaşımızdır bizim milletimizin bir parçasıdır tabii ki onlar buradalar bir kazanılmış haktır ama gerisini geri göndermekle mükellefiz bunu yaparken de dediğim gibi insanlıktan çıkmayacağız neden geri göndermekle mükellefiz diyoruz biz hepimiz çay içiyoruz değil mi çayın içine şeker atıyoruz İşte iki şeker falan atarsan o çay karışır ama küçük bir bardağın içine 15 tane şeker atarsan altında orada bir e, şeker kütlesi görürsün çayla karışmaz. Şimdi bu tip göçmen konusunda da bu tip göçmen sorunun olduğu ülkelerde de çay ev sahibi ülkedir. Göçmen de o gelen şekerdir. Karışabildiği oranda kabul edersin. Üzerine olursa orası karışamaz. Şimdi bu insanlar buraya geliyor. Eğer biz bunları olduğu gibi göndermezsek ne olacak? Bakın bunlar Türk olmayacaklar ama Arap'ta kalamayacaklar. Öyle bir nokta ki gettolaşmış şehirler... Zaten gelenlerin tamamı Arap demek de doğru değil. Türkmenler de var aralarında. Kürtler yani, de var, diğer ıı, ırklardan gelenler de var. Zaten yani bu, bu coğrafyada yaşama sevincinden bahsediyorum. Yani biz anayasal vatandaşlığı şöyle kuruyoruz. Bir ırk üzerinden kurmuyoruz mesela. Bu ülkenin kuruluş felsefesi de budur. Bu coğrafyada birlikte yaşama sevinci. Şimdi beni İsviçre'ye gönderseniz... ...ben hani medeni ülkedir, zengin ülkedir falan yaşarım. Siz de hepimiz yaşarız ama... Orada yaşama sevincimiz yok. Niye? Biz bu coğrafyanın insanlarıyız. Bizim yaşama sevincimiz burası. Burada gelen sığınmacıların da yaşama sevinci aslında Suriye'de olacak ya da başka yerlerde olacak. Türkiye içinde olmayacak. Dolayısıyla bunları göndermek zorundayız. Şimdi buraya kadar biraz daha insani ve keyifli noktasındaydım. Başka bir noktaya geleceğim. Bir de demografik yapı var. Türkiye'nin demografik yapısı var. Bakın 1939'da Hatay vilayeti Türkiye'ye katıldı. Nasıl katıldı? Oradaki meclisin bir oylamasıyla katıldı. Oradaki Türk nüfusu, Türk demografik yapısı bir karar verdi. Dedi ki biz Türkiye'de yaşamak isteriz dedi. Ama bugün Hatay'a bakıyoruz. Bugün İskenderun'a bakıyoruz. Bugün Kilise bakıyoruz. Komutanı daha iyi bilirler. Yani kısmen Antep'e bakıyoruz. Artık demografik yapı yavaş yavaş Türkleşmekten ağrı olmaya başlamış. Türklük daha ikinci planda kalmaya başlamış. Bu felaket tellallığı değildir. Öyle bir gün gelir ki çünkü bugün Amerika'ya, Rusya'ya kızıyoruz değil mi? Hani bu şeyleri başımıza sardı. Sadece bizim başımıza değil. Suriye'nin de başına sardılar. iç savaş karışıklığıyla beraber. Onu da yaptılar. Bizim memleketimize de bunu yapacaklar. Böyle bir noktada ileriki bir dönemde demografik yapının karışması bir referandumla dahi Türkiye'nin güçsüzleştiği noktada sonuçlanabilir. Bu riski alamayız. Bu uzun vadeli stratejilerimize aykırı olur. Bir de Mesela Sayın Bakan Yardımcısı şunu anlattı. Dedi ki hakikaten dedi burada öyle bir hat çektik ki buradan kuşun bile geçmesi zor. Haklı, doğru. Ama velakin tabii Bakan Yardımcısı devlet adına konuştuğu için devleti bu anlamda suçlamak bizim işimiz değil. Ama devleti yöneten hükümet aygıtına getireceğimiz bazı eleştiriler var. Neler bunlar? Mesela özellikle 2016-2017 yılına kadar biz oradan gelen insanlara açık kapı politikası uyguladık. Hadi açık kapı politikası uyguladık bunu belli sığınmacı bölgeleri oluşturarak orada madem o insanların oradaki iç savaştan kaçmasını ve hepsinin de masum olduğu varsayımıyla bunu söylüyorum ki aralarında ajanlar vardı, teröristler vardı, gidip gelenler vardı. Velev ki bir an için söylüyorum o ajanların olmadığı varsayımıyla o masumların hepsini biz belli bölgelerde toplamalıydık. Ha biz ne yaptık açık kapı politikası ile bu insanları içimize aldık. Türkiye'nin değişik yerlerinde dağıttık. İşte aslında şu anda insanların tepki gösterdiği, ekonomik olarak, demografik yapı olarak tepki gösterdiği şeyler e, düzensiz e, kabul. Düzensiz kabul nedeniyleydi. Bir de şuna eleştire, eleştirel gözle bakmak lazım. Ben e, Türkiye'nin kendi sınır hattını korumasını, hatta sınır hattının ilerisine bazı çizgiler çekmesini, beka, e, Türkiye'nin bekasını koruyabilmek anlamında mantıklı bulurum. Bununla birlikte biriket evler meselesi. İlk bakışta doğru geliyor. Hatta yani hani doğru tarafları da var. Ama şu gözle de bakmak zorundasınız. O biriket evleri nereye yaptınız? Suriye devletinin egemenlik sahasına. Evet fiili olarak şu anda bir egemenlik yok. Ama hani Türkçe tabiriyle konuşayım. Suriye'nin hazine arazisini yaptınız. Şimdi oradaki şey, e, oradaki bir yapı aslında Suriye devletine bağlı değil. Türkiye'ye bağlı değil tırnak içinde söylüyorum. Elbette ki Türk Devleti'nin böyle bir şeyi yok. Hükümetin de yok. Yani bütün eleştirilerime rağmen onu da Hükümetin de böyle bir e, hevesi ve sahiki olduğunu sanmıyorum ama e, orada bir kanton oluşturdunuz. Türkiye'nin uzun yıllardır devlet politikası şudur Kuzey Irak için. Kuzey Irak'taki bir Kürt devletine karşıdır. Çünkü şöyle bir çekincesi vardır. Orada bir Kürt devleti kurulursa Türkiye ile birleşme ister mi acaba diye bir sorunu ve korkusu vardır. Şimdi biz bunu yapıyoruz. Şunu da düşünmek zorundayız. Biz orada bir kendimiz bir kanton oluşturuyoruz. Buradaki demografik yapıyı da bozduk. Ciddi anlamda bozduk. O akrabalık ilişkileri içinde acaba aynı sorun oradaki kanton buradaki insanlarla birleşmek isteyecek mi? Bunu da aklı selim şekilde insanlığımızı kaybetmeden düşünmek zorundayız. Şimdi buradaki en büyük sorunlarımızdan birine bu anlamda Sayın Komutan Nedim Şener'e bir yatıf yaptı. Ben onu çok değerli buluyorum. Konuşu. Şimdi 16 Aralık 2013'te bir Serbest dolaşıma ilişkin bir anlaşma yaptık ama adı serbest dolaşım. Gerçekte Suriyelileri ya da işte göçmenleri Türkiye'de hapsetme projesi bu. Ee, diyor ki eğer Türkiye'de iyi tutarsan sen, anlaşmanın özeti bu, Türkiye'de bu arkadaşları Avrupa'ya salmazsan ben Türk vatandaşlarına serbest dolaşım hakkı vereceğim diyor. Vermedi. Değişik bahanelerle vermedi ve bu Avrupa Birliği'nin ilk iki değil, son da olmayacak. Biz sözümüzü tuttuk ama yani büyük ölçüde tuttuk. Bizim de eksiklerimiz vardır. Ama Avrupa Birliği bu e, vize e, dolaşım muafiyetini Türkiye'ye tanımadı. Biz ne yapıyoruz hala? E, göçmenleri Türkiye'de tutuyoruz ya salalım gitsin. Çünkü bu insanların birçoğu da Türkiye'de yaşama sevincine sahip değil. Burayı bir geçiş tahtası olarak görüyorlar, ara formül olarak görüyorlar. Hatta bunlardan bir kısmı, özellikle Suriyeli vatandaşlarla konuşanlar bilir hani sadece hani siyaseti de biraz halkın içinde yapmak lazım. Bu insanlar Türkiye'yi bir atlama tahtası olarak görüyorlar. Vatandaşlığı dahi. Çünkü eğer vatandaşlık kazanmasalar dünyaya pasaportla açılamıyorlar şu anda. Türk vatandaşlığı alacaklar ki daha zengin zannettikleri, daha mutlu yaşayacaklarını düşündüğü ülkelere gidecekler. E o yüzden istiyorlar. E biz bunu açalım. Madem öyle Yunanistan'ın kendi sorunu kalsın, Avrupa Birliği'nin kendi sorunu kalsın. Geçen geçer, geçemeyen yine hani aynı sorunda biz baş başa kalacağız. Teşekkürler Onur Bey. Tamam. Sağ olun. Herkes söyleyeceğini söyledi.